Bu tatlının iki kısmı var. Bir ekmek kısmı var. Bir de bunun içine bir dolgu yapacağız. Dolgu malzemesi yapacağız. O kısmı var. Ekmeğiyle başlayalım. Bir tane cam bir fırın kabı almanız lazım. Şöyle ekmekleri küçük küçük dilimliyorum. Kabuklu olarak da koyabilirsiniz, kabuksuz olarak da koyabilirsiniz. Kabuklu olarak koyarsanız bu süt krema karışımının içinde biraz daha fazla bekletmeniz gerekecek. Şöyle kesiyorum. Küp küp kesiyorum. Daha sonra içine şöyle yerleştiriyorum. Şöyle atalım. Biraz da köy ekmeğinden alalım. Şöyle karıştıralım. Tepsiyi yaklaşık ağzına kadar dolduruyorum. Bu her türlü tepsi olabilir dediğim gibi. Ekmek işimiz bitti. Güzelce karıştıralım. Homojen olarak dağılsın. Gelelim içine koyacağımız meyvelere. Kuru meyve de kullanabilirsiniz, yaş meyve de kullanabilirsiniz. Bence en güzeli ikisini karışık olarak kullanmak. Birazcık kuru üzüm atıyorum. Kayısım var, kayısıları atacağım. Biraz daha küçük parçalara bölüyorum. Çileklerim var, taze çileklerim, onlardan atıyorum. Onları da ya ikiye bölebilirsiniz ya dörde bölebilirsiniz. Hemen hemen bütün koyduğunuz meyveler aynı ebatta olsun. Elma çok yakışıyor, armut çok yakışıyor, aklınızda olsun. Kuru böğürtlenlerim var. Meyve kısmını da hallettik. Gelelim şimdi karışımımıza. Bir kap alıyorum. Genelde yapılan bu tatlıda bütün malzemeleri bir araya koyup daha sonra hepsini karıştırmak. Ama bence daha böyle kabarık, daha lezzetli bir şey elde etmek istiyorsanız önce yumurta ve şekeri koyun. 4 tane büyük yumurtam var. 200 gram da şekerim var. Bu 1 litre süt krema karışımı için. 200 gram şeker. İkisini yaklaşık 3 dakika boyunca karıştıracağım. Elinize de çırpabilirsiniz. Mikserle, blenderle, istediğiniz bir şeyle çırpabilirsiniz. Amacım orada o limon rengine getirmek, hafif kıvamlı yapmak. Krema ile süt karışımını ondan sonra ilave edeceğim. İki üç dakika kadar çırptıktan sonra şeker tam olarak ereyince bir parça tarçın atıyorum. Şimdi gelelim 1 litre krema ya da süt karışımına. İçine koymam gereken miktar 1 litre. Bunu tamamen sütten de koyabilirim, tamamen kremadan da koyabilirim. Ben genellikle tatlı yaparken yarı yarıya karıştırıyorum. Kremanın kendine has bu zenginliği var, o tereyağlı aroması var. Sütün de hafifliği var. Çok ağır bir tatlı da olsun istemiyorum. Onun için yarım krema, yani 500 mililitre krema koyacağım. 500 mililitre de süt koyacağım içine. Bu karışımın homojen olarak karıştığından emin olduktan sonra içine döküyorum. Bir kaşık alayım, şöyle yukarıdaki ekmekleri de içine batırayım. Eğer ekmekleriniz çok kuruysa fırına atmadan önce yaklaşık bir 15-20 dakika bekletin ki ekmekler bu karışımı çeksin. Eğer çok kuruduysa, taze ise hiç bekletmenize gerek yok. Şöyle güzelce koyduk. Artık fırınlayabiliriz. 150 derecede 40-45 dakika oturana kadar, yani tamamen oturana kadar fırınlayacağız. Gelin fırınlayalım. Süremiz doldu. 40 dakika geçti. Bir bakalım. Şöyle bir elimle titretiyorum. Eğer oynamıyorsa, herhangi bir dalgalanma olmuyorsa pişmiş demek. İster sıcak sunabilirsiniz, isterseniz de soğuk sunabilirsiniz. Yanına kaymak koyabilirsiniz. Kaymak çok yakışır. Hafif bir krema çırpabilirsiniz. Çok yakışır. Bana kalırsa en güzel şey vanilyalı dondurma yanında.